Evet, herkese merhabalar. Ben Hüseyin Oçak. Bu videomuzda Dogecoin ve Shiba arasındaki farkları konuşacağız. Dilerseniz videomuza başlayalım. Her Türk yatırımcısının, her Türk kripto para yatırımcısının elinde tutmuş olduğu belli başlı coinler var ve bu coinlere örnek gösterecek olursak da bunların başında Dogecoin ve Shiba gösteriliyor. Ve hatta yatırımcılar öyle fanatikleşmiş durumda ki kimisi Dogecoin tutuyor ve Shiba'yı hiç sevmiyor. Shiba tutanlar Dogecoin tutanları hiç sevmiyor ve böyle bir gelgitli bir piyasa hakim. Fakat ben de şöyle bir video yapmaya karar verdim. Ya yatırımcı Dogecoin veya Shiba'yı alıyor almasına da bunlar neye hizmet ediyor veya bu iki proje arasındaki farklar ne? En basit örnekle Doge bir coin fakat Shiba bir token ve token ve coinler arasında da ciddi anlamda farklar var. Ben bu videoda kısa ve öz bir şekilde hepsini özetlemek istedim. 2021 yılında şaka amaçlı oluşturulan ve aslında hiçbir amacı olmadığı düşünülen kripto para birimleri oldukça popüler hale geldi. Bunlara neleri örnek verebiliriz? İşte Pitbull, Akita, SafeMars, SafeMoon, MicroShiba. Hani insanlar hiç bilmediği şeylere sırf şaka amaçlı olduğu için yatırım yapıyor ve ciddi anlamda büyük hayaller kuruyor. Shiba'nın Dogecoin'in arkasındaki bu Coinbase veya işte Elon Musk gibi faktörler ciddi anlamda da yatırımcıyı iştahlandıran faktörler olarak göstermemiz mümkün. Şimdi Dogecoin Killer olarak nitelendiriyoruz. Biz Shiba Inu'yu. Dogecoin'in popüler hale gelmesinden sonra benzer birçok proje vardı. Neydi bunlar? Dogecash, Akita, Shiba, SafeMars, Doge Elon gibi birçok proje vardı. Ancak bunların içinde en başarılı olanı ve insanların diline pelesenk olmuş Shiba Inu olmuş gibi görünüyor. Bir Dogecoin klonu olarak nitelendirilen Shiba, Binance listelenmesi sonrasında 9 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşarak oldukça önemli bir başarı elde etmiş oldu. Bu noktaya Shib'in Doge'u geride bırakıp bırakamayacağı önemli bir konu haline gelmişti. Nitekim dönem dönem de Shiba Dogecoin'i CoinMarketCap sıralamasında geçti. CoinMarketCap neye göre bu sıralamayı yapıyor? İnsanların yatırım iştahına göre hangi kripto paraya en çok yatırım yapılmış, buna göre bir sıralama oluşturuyor ve Shiba ciddi anlamda zaman zaman dev projeleri de geride bırakacak yatırım hacmini çekmeyi başarıyor kendisine. Shiba Inu'nun yaratıcısı Dogecoin Killer takma adını kullanıyor olsa da birçok isim iki kripto para biriminin farklı kulvarda yarıştığını düşünüyor. Gelelim Dogecoin ve Shiba Inu'ya. Dogecoin, Bitcoin spin-off Litecoin'den forklanan bir Lucky Coin fork'u. Dogecoin'in ana kullanım amacının ise online tiplerin ödenmesi, yani çevrim içi bahşiş. Elon Musk'ın da aslında üzerinde durmuş olduğu nokta tam da bu Dogecoin için. Dogecoin'in fiyatının düşük olması ve arzının sınırlı olmamasının bu amaca hizmet ettiği düşünülüyor. Bakın buranın altını çizmekte fayda var. Dogecoin'in fiyatı düşük ve arzı çok 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 yüksek. Hatta sınırsız diyebiliriz. Şimdi sınırsız bir proje varsa elinizde, yani o kripto para birimi arzı sınırsızsa, kişi istediği zaman bu kripto para birimini üretmeye hakkı varsa, bunu biz neye benzetebiliriz? İşte dolara, TL'ye benzetebiliriz. Hemen bana kızmayın. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi devletler ihtiyaç duyduğu anlarda, örneğin bir kriz geldi veya bir ödeme yapması gerekiyor, hemen Merkez Bankası'na talimat verip elindeki para miktarını arttırabilir. Der ki para basacaksınız, şu kadar milyar basacağız ve bunları piyasaya süreceğiz. Halka para dağıtmamız gerekiyor. Fakat şunun da altını çizmekte fayda var. Bir kripto varlığın, bir projenin veya bir paranın, para biriminin, uluslararası para biriminin arzı ne kadar çok olursa, bakın Türk lirasının, doların arzı sınırsızdır. Devletler istediği zaman bu para birimlerini basmakta özgürdürler ve ekonomik krizleri de tetikleyen bir başka faktördür bu aslında. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Bir örneğin elimizde bir tane araba olsun veya bir tane AirPods olsun diyelim. Bu AirPods'tan dünya üzerinde sadece 5 tane var ve bunun bir tanesi de bende. Bu elimdeki şeyin değeri çok yüksektir. Yani ben bunu çok yüksek bir fiyata satıyor olabilirim. Çünkü dünya üzerinde sınırlıdır ve başka üretilmeyecektir. Ama gel gelelim bir tane de telefon kılıfı olsun elimizde ve bu telefon kılıfının arzı sınırsız olsun. İstediğiniz kadar üretebilin ve bunun değeri daha düşük olacaktır. Yani bu kripto paralarda
Özellikle Dogecoin'in değerinin bu kadar düşük olması veya Shiba'nın değerinin bu kadar bol sıfırlı olması tamamen sınırsız arza sahip olmasından dolayından kaynaklı. Ancak arzı sınırsız demiştik, fakat Dogecoin'in fiyatı Elon Musk ve Mark Cuban gibi isimlerin desteğiyle 73 sente kadar yükseldi. Şimdi bu da bir diğer soru işaretini beraberinde getiriyor. Yani Elon Musk ve Mark Cuban gibi isimler istediği zaman bu kripto paraların fiyatını yükseltebiliyor, alçaltabiliyor. Burada da ezilen her zaman küçük yatırımcı oluyor. Buna karşılık Shiba, Dogecoin'in memler ve lollerin doğasına göre biraz uyumlu olan merkezi olmayan spontan topluluk oluşturma deneyi olduğunu söylüyor. Yani tarafsız bir açıdan baktığımızda Shiba'nın yapmak istediği şey veya üretmiş olduğu proje, hedeflediği amaç Dogecoin'den kat kat önde görünüyor. Yani Shiba tamamen bir borsa olmayı istiyor. Bununla birlikte iki kripto para biriminin arzında da farklılıklar var. Shiba 1 kat trilyon gibi çok yüksek bir arza sahip olsa da bir arz sınırına sahip. Bakın burasının altını çizelim. Shiba 1 kat trilyon gibi çok yüksek bir arz rakamına sahip ama sonuçta bir sınırı var. Ancak proje Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'e toplam arzın %50'sini gönderdi. Ve Buterin de bu oranın büyük çoğunluğunu yaktı. Yani piyasadan yok etti. Yakınlar her zaman bu tarz projeleri fiyatlandırır. Ve bir kısmını da yanlış hatırlamıyorsam Hindistan'da bir sağlık kuruluşuna aşı çalışmaları için bağışlanmıştı. Coin ve token farkına gelelim. Dogecoin bir coin'di ve Shiba da bir token'dı. Bunlara ek olarak yapılan açıklamalara göre Dogecoin bir coin olarak nitelendirilirken Shiba'nın bir token olduğu ifade ediliyor. Bu terimler sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da coinler kendi blok zincirlerinde bulunurken tokenlar başka bir blok zincirinin altyapısında çalışıyor. Dolayısıyla Shiba Ethereum'un geliştirme kararlarına tabidir. Yani Shiba Ethereum'a bağlı. Dolayısıyla tüm bilgilere bakıldığında aslında Shiba Inu ile Dogecoin arasında farkların bulunduğu ve Shib'in bir Doge katili olmadığı anlaşılıyor. Fakat Shiba Inu'nun asıl amacı Ethereum 2.0 yükseltmesinden sonra daha hızlı ve daha ucuz işlemlere izin verecek olan merkezi olmayan Shiba Swap borsasına geçiş yapmak olarak belirtiliyor. Yani Shiba'nın ekibi durmadan büyük bir özveriyle çalışmaya başlıyor, çalışıyor. Yani sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyor bu adamlar. Ve şunun da altını çizmekte fayda var. Shiba Metaverse'e dahil olduğunu daha önceden duyurmuştu ve bir tane de oyun geliştiriyor. Sizler Shiba'nın çıkartacak olduğu bu oyunu oynayarak elinizdeki Shiba miktarını arttırabileceksiniz veya para kazanabileceksiniz. Şu anda bu konu hakkında net bir detay olmadığı için bunun hakkında da konuşmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama gel gelelim ki Shiba ve Dogecoin yatırımcıları ülkemizde, Türkiye'de hatta dünya genelinde çokça fazla. Elon Musk'ı sevenler, destekleyenler Dogecoin tutarken Elon Musk'ı sevmeyenler Shiba yatırımcısı olmayı tercih ediyor. Böyle bir kitle de var. Fakat benim fikrimi sorarsanız ben nedense proje bazlı baktığım için olaya elimde Shiba tutmayı daha uygun görüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi seçimidir. Herkesin kendi fikri vardır. Bunu da belirtmemde fayda var. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine çok çok iyi bak. Yatırımlarını da iyi takip et dostum. Görüşürüz.